Zeynep. Başkomiserim. Özür dilerim, ben rahatsız etmek istememiştim. Hayırdır? Bir şey konuşmak istiyordum ama müsait değilseniz sonra da konuşabiliriz. Yok, önemli değil. Gel bakalım. Yoksa Selim'le mi ilgili? Hayır, benimle ilgili. Yani Selim de tabii ilgilendiriyor. Ya Zeynep, anlatsana, meraktan çatlatma insanı. Size bir şey danışabilir miyim? Dinliyorum. Biliyorsunuz Ayça komiserim Amerika'da kriminoloji okumuştu. Evet. New York John Jay Üniversitesi'nde. Çok önemli bir okul. Bilmem mi? Hatta okuldaki tek Türk'ün kendisi olduğunu söylemişti. Doğru. Çok zor öğrenci kabul ediyorlar. Bu yüzden başvurmayı aklımdan bile geçirmemiştim. Ama Ayça geldiğinde neden master için başvurmuyorsun dedi. Ben sana referans olurum dedi. Sen de başvurdun. Yani kabul edileceğimi aklımdan bile geçirmiyordum açıkçası. Ama edildin. Cevap mektubu birkaç gün önce geldi. Öncelikle tebrik ederim. Ama şimdi bunu Selim'e nasıl söyleyeceğini düşünüyorsun herhalde. Biliyorum, çok kızacak. Yani haksız da sayılmaz Zeynep. Neden daha önce söylemedin? Dedim ya başkomiserim. Kabul edileceğimi tahmin bile etmemiştim. Abininle görüştün mü? Görüştüm. Bunun benim için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyor. İşin o kısmı tamam. Diyorum ki, acaba Selim'e siz mi söyleseniz? Bunu senin söylemen daha doğru olur. Haklısınız ama nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ki. Kolay olmayacak kesin. Ama bir de kendini onun yerine koysana. Ya düşünsene, Selim Amerika'ya gidecek ve bunu benden duyacaksın. Ya daha çok kızmaz mıydın? Kızmadım. Günaydın. Günaydın. Ne haber? Neyse başkomiserim, ben gidip işlerimi bitireyim. Görüşürüz. Şşt, bir günaydın yok mu ya? Ya kusura bakma Selim, o kadar yoğunum ki telaştan böyle. Görüşürüz. Zeynep. Bir dursana kızım, Allah Allah, ne yapıyorsun ya? Çok işim var dedim ya Selim. E tamam, orasını anladık. E o zaman oyalamasana Selimciğim. Ya buna bak, bir dur. Allah Allah. Sıkı etme adamı ya kızım. Ne bu afralar tafralar sende ya? Ne oldu ki? Ne bileyim ne oldu yani, bir geliyorsun odaya bir günaydın falan demedin. Günaydın. Ya dalga mı geçiyorsun sen benimle ha? Ya Selim lütfen uzatma, çok işim var gerçekten. Ne konuşuyordunuz başkomiserle? Hiç. Bir şey konuşmuyorduk. Benim gitmem lazım, sonra görüşürüz. Ne haber? Bitti mi işin? Ha, sayılır gibi. O ne? Hiç. Nasıl iş ya? Delil. Ne delili? Ya, başka bir dosyaya ait delil işte Selimciğim. Ha, sen cebine mi koydun delili? Senin neyin var ya Zeynep? Ha? Selimciğim. Evet. Bir şey soracağım sana. Bu hayatta senin için en önemli şey ne? Sen. Hadi ya. Peki ya işin? Ne bileyim kızım, işim yani. İşim öyle bir şey değil ki, ben polis doğdum. Yani o iş gibi değil ki, benim kişiliğimin bir parçası yani. Ben de tam böyle düşünüyordum Selimciğim. Hani benim için de işim çok önemli. Yani? Yani... Rapor çıktı mı? Çıktı başkomiserim. Buyurun. Ama balistik sonuçlarını bekliyoruz. Batuhan bir şey söyledi mi? Yok ya, onu bilmiyorum, bunu bilmiyorum. Bunlar nasıl yakın arkadaş anlamadım ben. Yani kızmayın ama katil o çıkarsa hiç şaşırmam yani. Ben de. Hadi ya, bak aynı fikirdeyiz. Adamda bir gariplik olduğu kesin. Bir de şu Azra'nın yerine geçtiği kadın var ya, Nevra. Kovulunca fena takmış kafayı. Sürekli tehdit etmiş kadın. Kadınla konuştun mu? Yok, daha konuşmadım. Siz Derya denen kadınla konuştunuz mu? Evde yoktu. Çocuklar evin önünde bekliyorlar. Berra'ya ait kan buldunuz? Evet başkomiserim. Dolabın kapısında. Bir de kırılmış tırnak var. O da ona ait. Viski bardağındaki parmak izi Emirkan'a mı ait? Evet. Ece alkollü olduğundan bahsetmedi. İçemeden ölmüştür belki. Bir de dolabın içinde ince topuklu bir ayakkabıya ait iz bulduk. Ya uçak biletini de dolabın içinde bulmamışlar mıydı ya? Evet.
Ayrıca dolabın içinde bir de kadın DNA'sı bulduk. Ama kimseyle eşleşmedi. Bu yeri saklanmak için dolaba girmiş belli. Ama kimden? Tamam ya, ben çözdüm olayı. Yani şimdi bu adam Derya ile fingirdeşirken karısı geliyor. Adam da Derya'yı dolaba saklıyor. Ama karısı çakıyor tabii. Hemen çat dolabı açıyor. Tırnağı da orada kırılıyor. Derya'nın cebinden de biletler o ara düşüyor. Sonra da Berrak da kocasını vuruyor. Derya'yı atlıyorsun. Mimim o ara korkup kaçmıştır belki de. Az önce Batuhan'dan şüpheleniyordun. Değiştirdim yani, şimdi değiştirdim. Bundan sonra Banko Berrak'a oynuyorum ben. Yeni bir delil çıkıncaya kadar. Üstelik belki de Berrak'ın tırnağı o gece kırılmadı. Nereden belli o gece kırıldı? Raporda yazıyor başkomiserim. Ya bu Zeynep'in nesi var bu aralar? Biliyor musunuz siz? Anlamadım. Bir şey mi söyledi sana? Yok, söylemedi. Ama yani bir iki gündür tuhaf. Size bir şey söyledi mi? Hangi konuda? Ya başkomiserim. Yani şu an çok güzel top çeviriyorsunuz. Farkında mısınız? Bak işte o işten hiç anlamam. Yok yok, iyisiniz iyi. Böyle bir Ronaldinho tarzınız var yani. Ronaldinho gibi. Çıkıyorum ben. Ha tamam, oldu, geliyorum. Tamam, sen de git. Gideyim mi? Siz burada mısınız? Rahat rahat şunu bitireyim artık ha. İyi tamam. Dışarıda bekliyorum o zaman. Tamam. Söylemeyecek misin? Ne söyleyeceğim ki? Ya aklıma bir şey geldi. Uzun zaman oldu, bilmem hatırlar mısın ama. Neyi? Hani bir ara benim Bolu yatağım çıkmıştı, hatırlıyor musun? Günaydın. Günaydın. Neyi söyledin? Bir bilsem. Bir şey söyleyeceksin ama bir türlü anlayamadım. Nereden çıkardın ya bir şey söyleyeceğimi? Selim. İşte o zaman şak diye anlamıştım ben de bir şey olduğunu. İşte o zaman dedim kendime. Bu kız oğlum dedim. Bu kız. Bu kız kaçırma dedim. Anlamamak için aptal olmak lazımdı herhalde. Gitseydim. Üzülür müydün gerçekten? Saçmalama Selim. Hadi o zaman sıra sende. Bak sakın bana tayinim çıktı falan deme, atarım kendim şuradan ha. Tayin değil de. Onun gibi bir şey işte. Ya of Zeynep, fıtık ettin ama adamı ya. Söyle artık şunu, ne demek onun gibi bir şey. John Jay Üniversitesi'nden gelen cevap mektubu. Master programı için kabul edilmiş. Bir dakika yani sen şimdi... Ama sadece 2 yıl Selim. Bu benim için büyük bir fırsat. Yaz! Ya sen başvurduğunu bile söylemedin bana. Ben kabul edileceğini tahmin etmiyordum ki Selim. Aşkım. Aşkım. İstemezsen gitmem, tamam mı? Thank you.